أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. İşte o sırada Zekeriya Rabbine niyaz edip, "Ya Rabbi," dedi, "bana senin tarafından tertemiz, hayırlı zürriyet ihsan eyle. Şüphesiz ki sen duaları işitip icabet edersin." Zekeriya mihrapta namaz kılmaktayken, melekler kendisine seslenip, "Allah sana Allah'tan bir kelimeyi tasdik edecek, hem efendi, hem gayet zahit, hem peygamber olacak olan Yahya'yı müjdeler," dediler. O, "Ya Rabbi," dedi, "nasıl benim çocuğum olabilir ki, ihtiyarlık başıma çökmüş, hanımım ise kısır hale gelmiştir?" Allah, "Böyle de olsa, Allah dilediğini yapar," buyurdu. Zekeriya'yı, Yahya'yı, İsa'yı, İlyas'ı da nübüvvete erdirdik. Onların hepsi de salih, hayırlı insanlardandı. İsmail'i, Elyasa'yı, Yunus'u, Lut'u da nübüvvete erdirdik. Her birini de yaşadıkları asrın insanlarından üstün kıldık. "Ya Rabbi," dedi, "nasıl olur benim çocuğum olabilir ki? Eşim kısır, ben ise bir pir-i fâniyim." Melek dedi, "Öyledir. Fakat Rabbin buyurdu ki, bunu yapmak bana pek kolay. Nitekim seni yoktan var eden de ben değil miyim? Bana bir alamet göster ya Rabbi," dedi. Allah buyurdu, "Senin alametin, sağlığın yerinde olmasına rağmen, 3 gün insanlarla konuşamamandır." Derken, mabetteki bölmesinden, halkının karşısına çıkıp, "Sabah akşam Rabbinize tesbih, ibadet edin," diye işarette bulundu. Yahya, "Kitaba var kuvvetinle sarıl," dedik. Ve henüz çocuk iken ona hikmet verdik. Tarafımızdan bir merhamet, arı duru bir gönülde ihsan ettik. O, Allah'ı sayıp günahtan sakınan bir insandı. Anne ve babasına iyi davranan hayırlı bir evlattı. Asla zorba ve isyankâr biri değildi. Yahya, "Kitaba var kuvvetinle sarıl," dedik. Ve henüz çocuk iken ona hikmet verdik. Tarafımızdan bir merhamet, arı duru bir gönülde ihsan ettik. O, Allah'ı sayıp günahtan sakınan bir insandı. Anne ve babasına iyi davranan hayırlı bir evlattı. Asla zorba ve isyankâr biri değildi. Yahya, "Kitaba var kuvvetinle sarıl," dedik. Ve henüz çocuk iken ona hikmet verdik. Tarafımızdan bir merhamet, arı duru bir gönülde ihsan ettik. O, Allah'ı sayıp günahtan sakınan bir insandı. Anne ve babasına iyi davranan hayırlı bir evlattı. Asla zorba ve isyankâr biri değildi. Doğduğu günde, vefat ettiği günde, diriltilip kabirden kalkacağı günde, selam olsun ona. Onun da duasını kabul buyurduk. Ona Yahya'yı armağan ettik. Bunun için de eşini çocuk doğurmaya elverişli hale getirdik. Doğrusu onlar hayırlı işlere koşuşur, iyilikte yarışır, hem ümit hem endişe içinde bize yakarırlardı. Gerçekten bize derin bir saygı gösterirlerdi.